Hayvan haklarına dair çıkacak yasanın hayvanları yeterince korumayacağından korkuyoruz. Hayvanlar yine mal olarak kalacak, can sayılmayacak diye korkuyoruz. Sahipli sahipsiz hayvanlara eşit haklar tanınmayacak diye korkuyoruz. Hayvanın şiddet ve eziyeti önleyecek, caydırıcı ve uygulayıcı hapis cezaları gelmeyecek diye korkuyoruz. Bugün hayvana yapılan şiddet yarın ailemize yapılır diye korkuyoruz. Şikayet haklarımız elimizden alınacak diye korkuyoruz. Bu topraklarda yüzyıllardır beraber yaşadığımız sokak hayvanlarının ait olduğu yerlerden koparılmasından korkuyoruz. Belediyeler hayvan haklarını ihlal etmeye devam edecek diye korkuyoruz. Bu beklentilerimizin yasal olarak karşılanmasını istiyoruz. Korkmamalıyız. Çünkü biz vicdanlıyız. Biz merhametliyiz. Biz sağduyuluyuz. Evet, Ömür Gedik'in paylaştığı bir videoydu. Korkuyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hayvana? Siz hayvan besliyor musunuz? Ben çok severim kedi. Gene evde zaten kızım Elvan da torunum Emre. Sevdalısı onların. 4 tane kedimiz var. Elvan'ın çok kedi. Hatta, evet. Kedisi var. Hatta öylesine seviliyor ki bir adım onlar önde gidiyorlar. Evvela onun yemeği, onun çayı, onun şey. Ya dur bizde var. Ya evvela onlar. Evet. Onlar böylesine büyük bir sevda yıllardan beri. Daha çok vardı. Orada besliyor. Bu mahalleye buyurun güzel. Terbiye edilmiş, ıslanmış. Evet. Bilmem dil bilir falan. Sokaktan mı? Sokaktan mı alınıyor? Tabii yani. Ama küçükken alınmış falan filan. Hala yıllardan beri bizde olan. Harika varlıklar bana göre. Onlar gibisi yok bana bence. Ve büyük sevdalısıyım. Onlar da büyük sevdalısı. Ve onlara gelen her şeyden onu yapabilen bir insan benim gözümde bir hayli kaybeder. İnsanlık kaybeder. Yapılacak evet, şey değil. Yani köpeğe nasıl yapılan, şey? Kediye yapılan, hayvanlara yapılan dili yok diyor ama o senden çok şey. Ondaki şefkat, akıl almaz bir şefkat var. Bizde göstermediklerimiz onlar gösteriyor. Doğru. O kediyi düşünün. Geliyor, sesleniyor. Dakikalarca geliyor. Yani anlatılamaz. Cümlesiz yani. Sözcükler yetmiyor bunları anlatabilmek için. O sevdamızı anlatabilmek için. Onları mutlaka korumamız lazım. Evet. Hayvanlar bizim bir parçamız. Birine bir şey olursa çok üzülüyoruz. Aileden biri gibi. Tabii. Ben günlerce ağladım hatırlarım. Aynen. Bir kedimizi kaybettiğimiz zaman. Onlar bizim bir parçamız oluyor. Çok üzülüyoruz. O bakımdan biz dedik ki çocuklara, kağıthanedeki çocuklara birer sevdiğiniz hayvana mektup yazın. Kaybettikleri veya hala sevdikleri veya ulaşamadıkları yaban hayvanlarına. Ve öyle bir rekor kırıldı. Tam ben 422 çocuk kağıthanede toplandılar. Ve sevdikleri hayvanlara birer mektup yazdılar. Oh canım, ne güzel. Bir de bir haber vardı. Boşanma davasında şu anda ekranda gördüğünüz üzere bu köpeğin velayeti kadına verilmiş. Bir de eşi ödeme hani o şey ücretleri şey ne diyoruz onun masraflarını karşılıyor. Nafakat gibi bir şey yapıyormuş. Çok ilginç bir şey. Hani onu artık çocuk gibi görmüş. Hani ayrılınca hayvan nerede kalacak? Hayvancağız. Bir de mi? Bu hayvanların gerçekten insanlara verdiği çok güzel mesajlar var. Anlamak istediğin zaman biz Çengelköy'de oturduğumuz dönemde annem mahallenin hayvanlarına çok bakardı. Çok onlarla haşır neşir olurdu. Bizim evden kot farkı olan bir başka evin böyle çatısına, oradakiler de hayvansever, kimse bir şey demiyor. Böyle hazırladığı yiyecekleri atıyor. Tabii paket halinde atması lazım. Orada öyle bir kurgu, öyle bir düzen var ki hayvanlar arasında. Önce benim en sevdiğim karga geliyor. En sevdiğim hayvan kargadır. Karga geliyor, paketi açıyor, biraz yiyor. Sonra güvercinler geliyor. Güvercinler yedikten sonra, tabii güvercinlerin yanına serçeler yaklaşamıyor ama güvercinin açtığı paketten çatıdan aşağı doğru inip oyuklara düşeninde güvercin ya da karga yiyemiyor. Allah küçük Allah. Olduğu için serçeler geliyor. Oradaki o denge var ya, öyle güzeldi ki ben de mesela kendime distür edinmişimdir. Yolda gördüğüm mesela kediye köpeğe selam veriyorum. Gerçekten aldıklarını hissediyorum böyle. Orada tabii bir iletişim oluyor. Onlar sevilmediğini anlıyorlar. Ya merhaba diyorum. Gözlerinle en azından evet, selam veriyorlar. Evet, illa ki sevmek zorunda değilsin. Böyle sev ve böyle sev dışarıdan yani, konuş onunla. Mesela kuyruğu böyle. En sevdiğim semtler benim. Durağında, dükkanın önünde, yolunda bir köpeğin böyle yattığı, sere serpe yattığı ve insanların onun yolunu bozmamak için böyle etrafından geçtiği falan yerleri çok seviyorum. Bizim Çengelköy öyleydi. Otobüs durağında bekler, şakalaşırlar. İşte Kadıköy otobüsünü bekliyorsun, sen onu mu yapıyorsun, bunu mu yapıyorsun? Hep onlarla beraber yaşanan semtler var. Her semt öyle inşallah. Ben o sevdiğim kedimi kaybettim.
hala kızımla beraber aynı yerde. Yani. Ay, hala ya. Kımıldama. Resmi çekiyorum dedim. Kımıldamadı. Kamerayı gösterelim mi? Hemen bakın. Kızı Elvan değil mi? Elvan. Evet. Yani biliyor onu yıllardır şimdi evdekiler onu temsil ediyorlar. Evet. Yani o unutmadığım bir varlık. Ay. Resmen yanıma gelenleri tırmalarlardı yanaşmayanlar. Ya aman böyle şey bir sevda. Ama çok güzel. Şimdi onun galiba onun abileri var şimdi evde yani şu anda. Onlarla beraber yaşıyoruz işte. Yani. Biz güzel bir yeteneğimiz daha var onu izleyelim. Kitty, me, and then his dog went out, and then Abby's cat went out, and then they all took their animals out, and then all the Lauras and all the Marys came with them, took all their, and then all the Grams came, all the Lauras came, all the Grandpas came, and all everybody came. Then Laura and Mary have family, so they lived in a house. They went to a party and they lived on. And then a big bear came to the party. He was dancing too with the other bears. Ay inanamıyorum değil mi? Ne yok, kadar iletişim şey. Çocukların iletişimi daha farklı oluyor çocukken. O çocuklar da anlıyor sanki o hayvanlar onun çocuk olduğunu mu? Daha farklı bir enerji evet, alıyorlar. Evet hayvanlar da çocuğa, çocuğa ona daha göre farklı, davranıyorlar. Evet daha farklı aslında davranıyorlar. Aslında biraz da korkarlar çocuklardan çünkü ne yapacakları belli olmaz. Onları biliyorlar. Biliyorlar. Onu da biliyorlar. Biliyorlar. En saldırgan köpekler bile çocuğu gördüğünde böyle bir çekingen oluyor. Çünkü çocuklar her şeyi bekleyebilir. Evet. Dikkatle yaklaşırlar yanlarına. Evet şimdi bir rekor aynen, daha var galiba. Evet, kaykay gelse. Yapan kuş var mı? Sonra rekora mı? Evet, sonra tamam. Sonra rekora geçelim. Kaykay yapan. Ay Allah'ım ya hakikaten hayvanlar alemi çok enteresan. Evet, rekora geçebiliriz Orhan evet, Bey. Evet, bir rekor daha var. Türkiye Gezginler Derneği toplantısında Ayşe Ak diye bir hanım, Ayşe Ak, bir kadın tarafından yazılan en uzun şiir yazmış. 5275 mısralık bir şiir yazmış. Olamaz. Bir kadın şair tarafından yazılan en uzun şiir olarak rekorlar kırdık. Onu orada kadın okudu mu? Evet, şimdi onu görüyoruz. 5275 mısra tek bir kitap yazdım ve anneme ithaf ettim. Çünkü annemin ölümünden sonra yazdım. 6 ay içinde yazdım. Şu anda çıkmış 17 eserim var. Siz biraz okudunuz kolay mu? Kolay bir şey değil efendim. Kolay bir şey değil. Evet, büyük kısmına baktım. Aha. Okudum. Hepsini okumak çok zordu evet, ama. Evet, zor tabii. Evet, böyle hanımlar da var. Ne güzel, orada. Ne güzel. Evet. Bir şey geldi aklıma. Şimdi hep şiir kadına yazılır diye biliyoruz ya. Bir hanımefendinin yazması çok güzel ama ben bir şey okumuştum. Dünyada, hocam biliyorsanız düzeltin, ilk şiiri yazan kişi aslında bir kadın görülüyor. Yani doğru, o araştırmalardan. Doğru. Yunanistan'da değil mi? Evet, evet, evet. Yani ben ilk şiiri bir hanımefendi yazmış. Evet. Yani sırf hanımefendiye yazılmıyor. Hanımefendiler de duygularını şiirle anlatmaya çok eskilerden, bizden önce başlamışlar. Onu ben de duydum, evet. Yunanistan'da bir adada. Evet. Onun adı var hatta, tam unuttum şimdi. Tabii şiir evet. Deyince aklımıza hocamız geliyor hemen. Evet. İkinci yeni onu mavi akımı. Özellikle bunu mavi akımı. Yani. Aslında evet. bir şey söylemek sizden ister misiniz şey şu anda? Şimdi ben dediğim gibi çok zor. Tiyatroyu ezberlerim evet. Bir kere. Necip Fazıl ezberlemiş adamı. 10 tane 10 sayfalık ezberlerim onun. Fakat isimli şiirdi falan zor ezberlemem ama her şeye rağmen bir tanesini bir kafama çakıldı. İma
konusunda ders verirken aklıma geldi yazdım. Kara Şapkalaydı diyor 4-5 şeydi benim şiirim var. Onların arasında hep bir yerlere gidecekmiş gibi yaşadığı düzen dışı, okunaksız, tedirgin. Bir gün baktı ki bu dünya göze göz, dişe diş. Bir gün baktı ki bu dünya yaşanmayacak kadar güzel. Silip ak kağıtlara yazılmış sabahlarını, akşamlarını bir büyük deniz düşünerek sustu. Artık sana şiir yok. Artık hiç kimseler yok. Şimdi bir nehirde gidiyor kara şapkası. Bravo. Şimdi işte bu. O da bir ima evet, meselesi. İma meselesi. Bu adam sevdiği sevmemi şu an dünya yaşanmayacak kadar güzel. Nasıl yaşarım çok bu? Güzel. Canlı okuduğunuz dünya. Yaşanmıyor güzel. Ne yapayım? Çıldırmak için değil. O zaman diyor ki yapmayacağım şiir falan. Bırakıyorum bu işi diyor. Ne yapıyor? İntihar ediyor belli ki. Bir tabancayla intihar etmiyor. İpe çekmiyor kendini. Ne yapıyor? İntihar ediyor. Ama biz intiharını hiç söylemiyoruz. Şimdi bir nehirde gidiyor kara şapkası. Altta adam gitmiş gürültüye. Ve anlıyoruz ki adam çıktı gitti bu dünyadan şapkayla. İşte burada ima. Ya biraz da zaten şiiri okuyan, şiiri okuyan yazar. İşte sana da diyor ki bunu bir şey sen de imajinasyonunu arttır çünkü depar arttır. Daha öteye götür. Ne diyor bu adam bu şapka gidiyordu altında. Yani ama bir şey söylüyor. İşte onun altında seni düşündürmeye başlıyor diyor ki bana bir şey ima ediliyor bu dünya bağlamında. Vesaire. İşte okunuş önde önemli değil mi? Siz ses tonuyla veriyorsunuz o ses tonu. Nasıl bakımdan, bir... şimdi işte 5-6 tane var şiir kitabı falan filan da neyse önemli değil. Şiir dünyanın en zor işi ve en güzel işi tabiatıyla. Fakat dediğim gibi mutlaka yazar değil, okur yazar onu. Ve hatta 10 sene sonra da hala yazar onu okuyucu. Niye? İlk okunduğunda... şey vokabülörü şu kadardır, 1000 kelime. Fakat bir yer gelecek, 30 yaşına geldi, 10.000 kelime. O şiiri okuduğu zaman, ayda ben niye görmedim? Neden yazıyor o şiiri? O şiir ondan ölmüyor. Nedir o? 10.000 kelimeyle o şiire bir daha bakıyor. O şiir hala. Açın şimdi bütün o Göğte'yi, onu, bunu, şunu, Nazım'ı, onu, Necip Fazıl'ı. Bakın neler var orada. O zaman okuduğun zaman adam şiir de, hadi şiir değil de, aa 10 sene sonra, ya bu ne güzel. Bakıyorsun Necip Fazıl kaldırımlar, bakıyorsun Nazım Güvet, sevdiğin kadın seni sevmez olur, ufak hiç yeme, yemyeşil bir dal kırılmış gibi gelir adama, içeride insanları sevmek falan filan diye. Bakıyorsun, ulan ne güzelmiş o. Ya dediğim gibi o şiir çok zor ve işte ayrıca okuyan için de hem zor hem de yıllar sonra tekrar okursa eğer görecektir ki hala o şiir var. Var kılan da kendisi. Şiire gelirse gelirse gel. Ve güzel bir şey şiir. Şimdi benim hayatım tabii 8 yaşındaydım. Yahya Kemal Beyat diye geçti. Çünkü bizim evde kalırdı. Zor bir insandı onu da söyleyeyim. Yani çocuk hiç sevmezdi, beni hiç sevmezdi. Babam tabii onun olduğu mecliste başka kimse konuşamazdı. Belki duymuşsunuzdur siz. Gördü gel konuşmuşluğum var. Ya şimdi benim 90 hocam. Yanında bir onun bir yardımcısı vardı onu da bilirsiniz. Devamlı olarak koşturdu falan. Asım Bey duymuşsunuz. Biliyorum. Şimdi çok zor bir insandı. Şimdi bir gün Asım Bey yazık bunun peşinde koştururdu. Bir gün anlattı Asım Bey. Yahya Kemal demiş ki buna sabah demiş 8'de bende ol demiş tamam mı? O gün felaket bir kar. Yani hiçbir vesait çalışmıyor. Ondan sonra ya Asım Bey yazık bir çöp kamyonuna binmiş sabahla. zorla gitmiş kapısını çalmış. Saat 8:05 geçiyormuş. Çalmış. Kahraman kimse yok. Asım demiş 8:05 geçiyor. 5 dakika geciktin demiş. Nasıl, 5 dakika. Düşün nasıl geldin buraya dese. Ondan sonra fakat büyük bir şairdi. Hiçbir zaman şiirlerini yayınlamadı. Babam yayınladı kendi gökkubemiz altında attığı şair. Evet. Çalınır diye korktu üstad. Tabii. Ondan sonra sadece Erenköy'deki baharı bir kelimesini için 3 sene beklediğini söyler babam. Doğru tabii canım. Bir kelimeyi bulamadı diye.
şiirimize büyük depar attırmış bir adam. Değil ne mi? Öğrendikse ondan öğrendik. Yani Nazım'ın temelinde yatan Yahya Kemal var. Ahmet Haşim var, onlar bunlar var. Ve dolayısıyla bize böylesini güzel şiirler gönderebilen nadir insanlar bir daha gelmez ona. Ne Haşim, ne Nazım, ne Yahya Kemal. O bakımdan mutlaka ve mutlaka şimdi de mütevaliye şiirlerini yayınlamak zorundayız. Bu kadar güzel Türkçe olabilir. Osmanlıcayı nasıl kaynaştırmış güzelim? Türk ayrımlarıyla, Türk alfabesiyle ya da kavramlarıyla olacak şey değil. Görülmemiş bir şey. Batı'da nadir. Evet var. Batı ayrı. Ama bizim için Batı'yı da tokatlayamıyor adam ayrıca. Onu da kabul etmek lazım. Yani böylesine büyük bir şair. Bir anı var. Onu da iki yapalım. Şimdi bir daha da diplomatlık yaptı Yahya Kemal. Madrid'de bir de Varşova'da galiba büyükelçilik yaptı. Söylendiğine göre Ankara'da çok sıkılmışlar artık, çok karışıyor diye bunu yollamışlar. Evet. Neyse doğru mu? Doğru. Ankara'da milletvekili yaparken sorulmuşlar Ankara'nın en çok neyini seviyorsun? İstanbul'a dönüşünü demiş. Evet. Neyse gitti bu. Geldi bizim evde tekrar. Şimdi anlatıyor, babam anlatıyor diyor. Ben küçüğüm ama şimdi bir diplomat gelmiş bizim başka bir büyükelçimiz. Üstad, üstad demiş. Ben hem şiir yazıyorum hem resim yapıyorum. Hangisini yapayım? Resim yap demiş. Ama demiş, üstad demiş, resimlerini görmediniz ki demiş. Olsun demiş, şiirlerini okudum demiş. Ondan daha iyidir herhalde demiş. İşte iman, iman. Ha, bunun resim, ya bu resim, ya ne iman, senin canını okudu adam, şiirlerini mahvetti adam. Evet, evet. İşte güzeli bu. Adam, sen şair, hayır canım. Adamı tokat öldürmeye mi duyuyor? Sen şair falan diyorsun, bırak. Dememiş adam. Dememiş. Çok güzel. İşte şiir bu, sanat bu işte. Sanat bu işte. Güzelliği orada. Adam tokadın alasını yediyor. Nasıl resimde lanet olsun diye baktı adam. Yani böyle var ya. İşte bunlar çok güzel. Ya bu toplandıran güzelliği bu işte. Bunları koyduğunuz zaman. Çok güzel. Yani, sadece şiirde bırakmadığınız güzel toplam hayvanlar onlar var. Çok kalma. Herkese seslenebilen bu. Mutlaka biri bir şey buluyor oradan. Yani diyor ki ya bak ne güzel. Oradan bir şey çıkartabiliyor sizi bu anlattıkların arasından. Ve totale de ya bak diyor böyle bir şey de varmış. Onu sevdiğini görüyor ama o sevdiğinin yanı sıra bu da var. Onu da görüyor hayvanlar onlar var. Kel böyle çıktı Yılmaz burada sakalını bakalı yanında. Barbaros var beraber var. Yani böyle bir herif var. Yani güzel bir olay. Ya. Bu çok güzel bir program. Bir günde babamı almış üstadı Aşiyan'a götürmüş biliyorsun mezarı orada. Onu mezarını falan göstermeye. Tabii o zaman da araba falan çıkmıyor oraya. Yahya Kemal de şişman. Yorulmuş dönerken orada bir bakkal görmüş. Bir tabure görmüş oturmuş. Hemen bakkal koşmuş tabii. Bakmış ki bir müşteri falan. Demiş ki üstad üstad demiş. Ne alacaksınız demiş. Müsaadenizle nefes alacağım. Ya adamı ne güzel bu sokak. Dur lan bir oturayım şurada dur. Paldır püldür gelme. Nefes alacağım. Çoğu lokantalar bunu yapıyor. Daha oturuyorsun. Ha, önüne bakıyorum. Yapam ya bırak bir nefes alayım. Çok güzel işte. Buyurun herhalde nereye? Valla ne yazık ki programımızın sonuna bitti gelmişiz. Evet hiç anlamadım. Valla çok güzel. Evet. Yapılır mı? Valla ben de güzel sizi burada dinliyordum. Güzel bir program oldu bana göre. Valla bizim için de çok nefes almaya geldik. Gülmeye de geldik, gülmeye geldik. Gülmeye geldik ve güldük. Mutlaka gelmek istiyoruz tiyatro. Ya inşallah. Hoca size sen de bütün takvimleri ver. Tamam. Son olarak çevre mesajınızı alabilir miyiz? Yani önemsediğiniz bir çevre mesajınız var mı? İletmek istediğiniz. Valla neredeyseniz orayı aslan ininden belli olur. Nerede oturuyorsanız orayı tertemiz durur. O görür. Yani çevre sadece çöp bilmem falan hani çevre bir atmosfer hikayesi oradaki o. Ve o aura önemli. Bakarsın bir şey yok ama o bir şey var orada ama nereden geliyor belli değil. Önemli olan o nötron alışverişi o insanlar arasında. Bu çevre yani bulunduğunuz yeri mümkün mertebe insanlarıyla, ağacıyla, hayvanlarıyla orayı yaratıcı hale yani bakılabilir hale, gelinebilir, gezilebilir hale getirmek her birinizin görevi olmalı. Onu gören kendi evinin temizliği o da bak ne güzel ben de temizliyim tertemiz kapının olur önüne ya. Yani çok klasik süpürse, gibi görünüyor ama evet, söyledikleri herkes doğru, kapının önüne süpürse yani, ne güzel değil mi? Aslan ininden belli olur yani. Evet. Yani ne güzel imiş aslan tabii ben aslanım onda mı? Yani bir kere o önemli olan onu getirilmek ki söyle. Senin buyur ver. Evet. Ben de Yılmaz Hocam ben de İstanbul'un özellikle denizlerinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Aslında Cemal Süreya'nın da konuyla ilgili bir şiir var. Hani biz deniz kaçkını bir milletiz diyor ya. Bakıyoruz denizlerin özellikle hemen yanını yakını
insanların böyle rahatça gezebileceği, dolaşabileceği yerler halinde değil de işte esnafın oraya doluştuğu ya da durakların yapıldığı yerler oluyor. Denizimize, özellikle İstanbul'un denizine, Türkiye'nin diğer yerlerinde de elbet ama daha saygılı olalım. Hem temiz tutalım hem de insanların oraya bakıp ufkunun genişlemesine, dağrının büyümesine vesile olalım inşallah. İşte bizim eseri var bu. Evet. İstanbul'un canını okudunuz, önüne diktiniz o şeyler, betonları ve güzel İstanbul şimdi bir çöp havuzu, bir mezbele. Maalesef. Yani yok. Çok güzel söyledi. Önü yok. Yok oldu deniz. Daha uçaklarda gemiler var. O zaman sizin oyunuza gelip gülmeye geldik dünyaya diyelim. Evet. Öyle evet. Değil mi? Evet. Evet sevgili seyirciler, gerçekten çok güzel bir program oldu benim için de. Ufkumuzu genişlettik diyebiliriz. Çevre dostu kalmanız dileğimle haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Evet efendim, şeref verdiniz, dinlediniz. Bilgi güçtür. Her aldığınız bilgi size yeni bir şeyler katar efendim. Haftaya görüşmek üzere. And then the kitty and then his dog went out, and then Abby's cat went out, and then they all took their animals out, and then all the lawyers and all the mayors came with them. To...